Selamun Aleyküm arkadaşlar Osmaniye Sumbas Rakım 250 Çetner Ceviz Bahçemizde Hasada Başlıyorum Bugün 25 Ekim 25 Ekim'de daha Şu anda yeni hasada geldi Hatta Tam olarak çatlamayanlar da var Onları da göstereceğim Bu videoyu çekmekteki amacım 25 Ekim olmasına rağmen Çoğu bölgede yüksek rakımda Hasada gelmesine rağmen şu vaziyette bile aslında bizim için hasat dönemi değil. Ee, bakın çatlamış ama yine soyarken hasat eden arkadaşlar bilir böyle çatlasa bile e, tam çıkmıyor bıçakla e, soyarsanız biraz zorluyorsunuz. Makine soyma için uygun bir bu, bu şekilde olabilir ama elle soyacaksanız epey zor oluyor bu türleri soymak. Hem de verim çok fazla olmadığı için. Bakın şu şekil olursa e, ceviz e, çatlamasını bekleyeceğiz. E, çatladığı zaman hasat edeceğiz. Bakın şu yavaş yavaş çatlamış. Ama biz burada e, hasada gelen ceviz e, %50, %60 %70 hasada gelirse, e, çatlarsa hasada gelmiş demektir. E, bizim için yeterli. E, hasat edebiliyoruz. bura yine e, %80 kireçli diye paylaştığım bölgedeyiz. Maşallah ceviz de güzel. Kovaya biraz topladım. Onu da gösteririm. Bakın halen e, Hafif hafif çatlayanlar var. Bunları soymak epey zor. Ee, i̇yice şu şekilde olursa, bakın şöyle şu şekilde olursa, o zaman hasat etmek daha iyi. Şöyle koparayım bakalım onu. Bunlar zaten bu %50si, bu şekle gelsin. Şöyle içinden alın. Makine de soyum yapıyor da olsanız e, şey bunu soyulması çok kolay. Hatta birçoğunu elde soyabilirsiniz. Arkadaşlar böyle olsa bile. Makineye atın, makineniz varsa. Şu üzerlerinde küçük küçük lifler kalıyor şunlar. Ve makine biraz parlatıyor. Albenisi oluyor, ticari değeri daha iyi oluyor. yani Ürün değişmiyor ama siz olsanız siz de e, şöyle e, parlak, canlı, diri e, ceviz yemek istersiniz. Herhangi hangi meyve olursa olsun parlaklık, canlılık dirlik istenir. E, yani elle de soysanız. Şöyle fazla değil. Bir dakika, iki dakika, üç dakika gibi makineye atın. Bir yıkansın. Ondan sonra çıkartın. satışa hazırlayın. Yoksa bakın burada koparıyorum. Şöyle bakınız. Şöyle soyuyorum. elle soyuluyor bu iyice çatladığı zaman. Şöyle bakalım. evet, elle çok güzel soyuldu. biraz yapışıyor olsa elle soyulmuyor. Fakat şöyle iyice yavaşça çevireyim görünsün. E, lifler kalıyor biraz albenisi az oluyor bir yıkanır yüzünden böyle hafif bir makine zaten biraz da parlatıyor bu yüzeyleri biraz parlatırsa albenisi daha güzel olur e, müşteri daha iyi alır Ya yani bizim burada kandırmaca aldatmaca değil de e, yani müşteri böyle e, canlı diri yüzü siyah olan e, yeşil kabuk tortusu kalan cevizi kimse istemiyor ya böyle tertemiz olsun. Canlı diri olsun. Yine aynı fiyata satıyorsunuz ama albenisi daha güzel oluyor. Ticari değeri daha güzel oluyor. Ee, onun için böyle hafif 2-3 dakika gibi maksimum 3 dakika. 2 dakika bile yetiyor. Maksimum 3 dakika gibi e, makine atıp çıkartmak. Elle soysanız bile daha iyi oluyor. E, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle torbada bekletmeyin. Torbada bekleteceğinize e, bu şekilde çatlamışları bekleyin. Çatlamasını bekleyin. Bakın şurada hemen göstereyim. Şuradaki gibi buradaki gibi iyice çatlasın ondan sonra hasat edin. Tor, toplayıp torbaya koyarsanız çatlamadan bu şekil çatlamadan e, tor, toplayıp torbaya koyarsanız e, soy yani beklediğinde bu yeşil kabuk e, şey siyahlaşmaya başlıyor. O da cevizin yüzeyine yapışıyor. Cevizin tahta kabuğundaki renk attırıyor. Bu renk atmasından dolayı da e, eğer makineye atmazsanız böyle bir yıka, yıkanıp temizlenmez ise ticari değeri gidiyor onun için arkadaşlar e, ne yapacağız toplayacağız makinede birkaç dakika çevireceğiz ve e, e, şeye, e, e, şeye şu anda çoğu bölgelerde bizim bölge hariç onu söyleyeyim yani e, böyle sıcak bölgeler hariç gölgede ceviz kurumuyor kurumadığı için de içlerinde küflenmeler yapıyor. Gölgede kurumuyor. Bunu iyice vurgulayayım. İşte 40 karede çektiğim videolarda görmüşsünüzdür. O cevizler bu sene gölgede kurumuyor. Güneşin feri yok, tesiri yok. E, güneşe serip kurutmanız lazım. İyice güneşte kurutun. Renk attırmıyor. 20 derecelerin altına indiğinde e, güneş e, şu cevizin içteki beyaz kısmına renk attırmıyor. E, re, renk attırmıyor. E, ama Gölgede kurutmaya çalışırsanız küf yapıyor. Küf yapınca e, sağlığa zararlı, ticari değeri yok, İçi, içini açan insan almaz. Onun için bu dönemde Denizli'de olsun, e, Denizli'de de aynı problem var, kurumuyor. E, başka bölgelerde olsun e, ceviz kurumuyor. E, kurumadığı için de küf yapmaya başlıyor. Buna küf olayına çok dikkat edelim. E, güneşte kurutalım. E, i̇yice... %70, %80 kurusun. Ondan sonra gölgeye alırsanız alın. Güneşte kuruturken kuruturken de şuna dikkat edelim. Bu dönemde güneşte kurutsanız gece çiğ yağıyor. Çiğ yağdığı için gündüz kuruyor, gece ıslanıyor. Aşırı çiğ yağıyor. Yağmur yağmış gibi şu cevizin kuruttuğunuz cevizin yüzeyini yeniden ıslatıyor. Şöyle netleşsin. Kuruttuğunuz cevizin yüzeyini yeniden ıslatıyor. O yüzden gece ya üzerine örtün. Brandayla bir şeyle e, e, Aşırı terletmeyecek Yani e, rafa serdiyseniz e, üzerine örtün e, Ceviz şey yapsın e, e, Nemlenmesin sabah yeniden açın Kurusun zaten güneşte kurutsanız Yaklaşık 3-4 günde 5 günde maksimum Bir haftada kurur gider gölgede Aylarca kurutsanız kurumuyor bu dönemde Bu yıl için söylüyorum bakın iki, 2022 Ekim ayı için söylüyorum ceviz kurumuyor Buna dikkat edelim hasada Hasat döneminde başka neye dikkat edeceğiz? Domuz zararı oluyor. Bizim geçen videoda anlatmıştım bu bölgede, bu bölgede e, hasada gelen cevizin kokusunu alıyor domuz. Gelip dalları kırıyor. Bakın orada zaten dallar yerde. Şöyle yakından da göstereyim. Dalları kırıyor. E, ...ağaçlara zarar veriyor. E, yere dökülen bir ceviz varsa onları yiyor. E, siz ne, ne yapacağız peki? İşte telimizi düzgün çekeceğiz. Gerekirse diplerine 20 santimlik bir beton dökeceğiz. E, ağaçlarımızı e, korumak için... E, ...şu buradaki gibi çit telimiz olacak. Diplerine de gerekirse beton dökeceğiz. Ya da taş yığıp domuzun giremeyeceği hale getireceğiz. Ayı zararı çok fazla oldu bu yıl. E, oklu, kipli, porsuk gibi hayvanların... ...yabani hayvanların zararları oluyor. Bunlar için telle veya başka şekilde önlem almaya çalışacağız. E, kuş zararı bu sene iç kurdu değil. Normal e, kuş zararı da çok fazla oldu. E, kuşlar yani şu ceviz delindiği zaman çoğu arkadaş diyor ki bunun içinde kurt var. O yüzden dolayı kuş yiyor. Benim cevizlerimde arkadaşlar e, neredeyse ben şimdiye kadar kurda iç kurduna hiç rastlamadım. E, hiç yok. Başka bahçelerde de, düzenli ilaç attığımız bahçelerde de kurt yok. Ama kuş zararı var. Kuş deliyor ve yiyor. Keyfek ederiyor yiyor. İlla içinde kurt var da onu yemeye gelmiyor. E, kuş zararı da oluyor. Kuş içinde artık e, yaba, şey yırtıcı e, hayvan, se, yırtıcı kuş sesi çıkaran cihazlar var. Onlarla tedbir alınabilir. Şeye... E, Dediğim gibi soy, iyice e, %60, %70 hatta %80 çatlayacak. Ondan sonra toplayacağız, makinede soyacağız. Sonra güzelce kuruttuk. Sererek kurut, kurutmak, kurutmak e, e, bu bu sene çok zor oldu. Makineli kurutumda şeye dikkat edeceğiz zaten arkadaşlar. 40 derecelerde kurutmayın. Mümkünse 30 derecelerde kurutun. Süre uzasın ama cevizinizin içi renk atmasın. Chetner Fernor e, normalde beyaz olur bizim bizim burada da beyaz olur bir tanesini kurup içinde gösteriyorum gösterelim beyaz olur en fazla sarı olur kahverengiye doğru renk atarsa ticari değeri düşer onun için arkadaşlar makine de kuruturken 30 derecede mümkünse 38 40 saat veya 48 saate kadar artık kaç saatte kurursa kontrol edeceğiz onu yavaş yavaş düzgün bir şekilde kurutacağız. Kurutmaya da dikkat edeceğiz. Paketlerken arkadaşlar eğer ürününüz çok ise 20-25 kiloluk bu soğan fileleri var. Soğan torbaları. Onlarla torbalayıp düzgün, nemsiz, kuru, kokusuz, düzgün bir ortamda muhafaza edeceğiz. Nem var ise ya da ortamda bir koku var ise cevizin içine girer. Yine ticari değeri kaybolur. Onun için e, nemli küflü bodrum kat gibi veya böyle eski evlerin bu alt katları gibi yerlerde cevizi saklamayacağız arkadaşlar. Saklarsak koku girer, nem girer, küf yapar, koku içine siner. Yeme kalitesi, içindeki aroması, rengi veya başka bir şeyleri atar nemli ve küflü ortamlarda. Onun için nemden, küften hava alan, serin ve nem olmayan düzgün bir ortamda cevizlerimizi muhafaza edeceğiz ve satışa hazırlayacağız. Satışla ilgili yine Uzun uzadı ya fiyatlar ne durumda? Şu sırada yani hiç açıcı bir durum yok, piyasa karma karışık, e, mümkün olduğu kadar e, yani iyi alımlar yok. Alan insanlar da elindeki sermayesini ucuzdan alarak e, cevize yatırmak istiyor. E, yani çok kötü, çok düşük fiyatlara ceviz almaya çalışıyorlar. E, Toplancılar e, hepsi değil ama genel öyle. E, yani şu anda satmamak daha şey avantajlı duruyor aralık kaynağı beklemek daha avantajlı görünüyor bununla ilgili ayrıntılı bir ceviz piyasası fiyatlar nereye gidiyor onunla ilgili video çekerim arkadaşlar arkadaşlar hasat hasat zamanı bir de bizim burada gördüğünüz gibi Ekim'in 25'i olmuş daha yeni hasada geliyor sıcak bölge Çukurova iklimi ama her yerden daha geç hasat oldu bu yıl bizim burası geçen yıl Mayıs ayında tomurcuk patlatmıştı bu yılda hasat tarihi 25 Ekim'i buldu şu anda tam kıvamında benim için hasat etmenin tam zamanı yani. %60 %70 çatlamış e, Topladığım ceviz güzelce soyuluyor Şöyle göstereyim Bize şu anda çok aşırı ürün yok e, Makineye Yani neticede makine almak demek bir yatırım yapmak demek Makineye e, yatırım yapma düşüncem şu anda yok Ama tabi soyma makinemizi falan alacağız Şöyle yani 500 kilo 1000 tonlara 1 tonlara doğru çıkarsa ceviz oranlarımız Zaten almak zorundayız elle bile soysak şu şekilde tekrar ediyorum elle bile soymuş olsak yine makinede şu gördüğünüz liflerin temizlenmesi, şu albenisinin artması, şu yüzüp şey doğal bir şekilde çıktığında hafif böyle ki kirli değil de tozlumsu bir havası oluyor. Makine bunu bir alıyor, parlatıyor, çok güzel bir e, görüntü oluşturuyor. E, ticari değer artıyor. Ee, yani yaptığımız bir kimyasal işlem yok. Su da iki kere tıkır tıkır dönerdiğimiz zaman yani iki dakika iki kere dediğimiz iki dakika gibi e, çevirdiğimiz zaman e, cevizin albenisi oluyor. Yani tekrar vurgu yapıyorum. E, çok güzel bir hal alıyor. E, siz de bunlara dikkat edin arkadaşlar. E, genel olarak şöyle bir bilgilendirme yapmış olayım. E, i̇şe yeni giren yeni hasada gelen e, veyahut da e, yeni tecrübe eden arkadaşların yolunu açmış oluruz. Ee, arkadaşlar Osman e, Osmaniye Maslan Herkese selamlar saygılar Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ee... Sizin e, nasıl diyeyim e, bana verdiğiniz destekle bu videoları çekiyoruz. İzlerseniz daha çok video çekiyoruz. E, i̇zlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yani şey oluyor, e, e, marifet iltifata tabidir denir. Eskilerin böyle bir sözü var, marifet iltifata tabi. Siz isterseniz atomu parçalayın, isterseniz Einstein olun. E, i̇nsanlar yaptığınız işe değer vermiyorsa, belli bir süre sonra heyecanınız kayboluyor. E, nasıl diyeyim o işi yapma şevkiniz kayboluyor. Ee, sizler e, bu videoları izleyerek bilgileniyorsunuz. İzlediğinizde başka bir şey yapmasanız bile bizim zaten bir bekle, beklentimiz yok. Hiçbir şey yapmasanız bile izlediğiniz zaman biz mutlu oluyoruz. Diyoruz ki değerli bilgiler paylaşsak ya da işte zaten mümkün olduğu kadar bilgi dolu videolar çekmeye çalışıyorum. Gereksiz, boş, zaman kaybettirici videolar çekmemeye çalışıyorum. E, bu bilgiler boşa gitmediğini görüyoruz ee, sizlerin izlemesi bizleri mutlu ediyor en fazla bizim beklentimiz olur. bir teşekkür e, olabilir ya da bir hayır dua bizim için yeterli yani e, yani ecrini Allah'tan bekleriz yaptığımız işi eğer bir işe e, yarıyor ise ya bize e, Allah bilsin yeter deriz ondan gayri bir şeyimiz yok ama tabii yaptığınız bir iş e, neticede değer görüyorsa iltifata tabi ise e, bizim de video çekme, bilgi anlatma isteğimiz artıyor. E, yine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İzlediniz, değer verdiniz. Şimdiye kadar e, şey, sizlerin sayesinde e, kanalımız büyüyor. Eee izleyici sayıla, sayımız artıyor. E, herkese tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekleriz. Hayırlı günleriniz olsun.